Biz sizi hep filmlerinizden, can verdiğiniz karakterlerden tanıyoruz, hatırlıyoruz ama siz 45 yıllık sanat yaşamınıza dönüp baktığınızda, geriye dönüp baktığınızda ne görüyorsunuz? Eyvah! Ah, bir kere 120 küsur film çekmiş bir insan görüyorum. 120 film az buz rakam değil. Başta yönetmen o karar verir, bütün ekibi o kurar. Oyuncular, kamera önü, kamera arkası, ışıklarından tut, her şey dahil olmak üzere bir yapı, böyle bir heykeltıraş gibi taşı böyle ufak ufak yonta o heykeli ortaya çıkartabilirsin. Başka türlü olmaz. Burada tek kişi yoktur. O yapının içerisinde onlarca insan vardır. Ama muhteşem bir eser çıkmış ortaya. Çok güzel, çok büyük şeyler çıktı. Hiç burukluklarınız var mı, pişmanlıklarınız? Hayır, hiç yok. Hiçbir zaman, hiçbir filmimde neden bunu yaptım, niçin oynadığımı asla söylemedim. Çünkü ben biraz zor karar veren bir insanım, zor seçen bir insanım. Evet demem biraz zordur. Biter her şey. Sinema kariyerinizin başladığı o noktaya gittiğimizde karşımıza Ses Dergisi çıkıyor. Bir yarışmaya katıldınız ve birinci oldunuz. Bu süreç nasıl geçti? Biraz anlatır mısınız? Makine mühendisliğinde okuyorum, gece bölümünde. Gündüzleri iş portacılık yapıyorum. Ataköy plajında 1000 tane işler yapıyorum para kazanmak için. Sonra benim canciğer dostum Kozalak Zeki, bunu bütün Bakırköy'ler bilir. Beraber yapıyoruz bütün bu işleri. Dark dedi, ses mecmuası yarışması var dedi. Orada artist oluyor insan, birinci olduğu zaman çok para veriyorlar. Seni oraya sokalım, beni oraya. Kallemetler, bütün arkadaşlarım. Kandırdılar ve beni oraya soktular. Ay, yarışmada birinci çıkmaz mıyım? O gün dergide adım, resmim bir çıktı. Bakırköy'de yürüyemiyorum. Herkes bana bakıyor artist oldu diye. O zaman tabii daha az mecra var bu insanların görülebildiği. Tabii. Daha iş, çok iş portacılık bitti. Para kazanma bitti. Her şey bitti. Bir 19 Mayıs günü Dolmabahçe Stadında gazoz satıyoruz. Fıçıyı oraya koyduk. Gazozlar içinde. Halk gelmeye başladı. İşte herkes satıyor ama ben satamıyorum. Çünkü birçok kişi bana bakıyor. Rahatsız olmaya başladım. Dedim ulan siz satın dedim. Ben satmıyorum dedim. Orada oturdum. Hiç kalkmadım yerimde. Onlar sattılar. Parayı sonra paylaştık. Demek ki öyle bir tarafım varmış. Birinci olduk, para almak için gittik ses mecmuasına. Dediler ki bu yıl para vermiyoruz birincilere. Eyvah dedik. Eyvah dedik. O zaman Kozalak Zeki'yi kovalamaya başladım o ses mecmuasının önündeki caddede. Senin yüzünden beni rezil ettin diye. Çünkü herkes ben artist oldum sanıyor. Ses'te resmim çıkmış. Arkasından zorla onu, beni seven Erman abi benim çok yakınım oldu vefat edene kadar. O beni aldı Yeşilçam'a götürdü. Zarla zorla sinemaya girdim.